Arkadaşlar hoş geldiniz. Magnus Carlsen, Alexey Sarar arasında oynanmış çok şık bir oyunu uçacağız. Oyun geçen hafta Eartings Master turnuvasında oynandı ve geçen hafta biliyorsunuz milli yaz arası dolayısıyla herhangi bir video yapmak istemedim bir bağış turnuvası yaptık ve bin üzerinde sporcu bu turnada hamle yaptı. Herkese tekrardan teşekkür ediyorum. D4 at F6, C4 E6, at F3, D5 ve G3 hamleri oynanmış sevgili arkadaşlar. En sevdiğim açılış beyazlarla bu. Fil B4 şah çekiyor siyahlar. Tabii ki fil D2 çünkü at C3 tarz hamlelere siyah at E4 oynayıp buradaki C3'teki e, piyona bas şey, ata basabiliyor. Fil D2 oynanmış ve fil E7. Siyahın bu fil B4 fil E7 manevrası sebebiyle beyazın D4'a e, bakışı engellenmiş oldu. Fil G2 C6 Vezir C2 ana devam yolundayız hala At B d ve fil F4 D2 karesindeki filin hiçbir şey yapmayacağını anlayan Magnus Carlsen F4 karesine çıkıyor Şimdi bu fil burada daha aktif Şimdi bakalım atı C3'ten mi çıkmayı tercih edecek Yoksa D2'den mi çıkmayı tercih edecek Kısa rok oynanmış ve arkadaşlar Magnus Carlsen Burada hemen hızlı bir şekilde H4 oynuyor Bu H4 hamlesi üzerine biraz Kafa yorabiliriz çünkü normalde burada e, Bekleyen ne Kısa roka mesela arkadaşlar. Kısa roka siyahın B6 fil B7 oynadığı ya da Bakın A5 oynadığı bir devam yolumuz var A5 oynayabilir Mesela At C3 Dc4 Şimdi buradaki e, piyonu almayla alakalı sıkıntılar yaşayabilir beyazlar. Bu piyonu nasıl alacak? Mesela ata 4 oynadığı anda arkadaşlar ve 5 hamlesi var. Ata yer yok. At geri gidecek. Buradaki piyon ciddi tehlike olacak. Dolayısıyla burada a5 hamlesine atı d2'den çıkmak daha makul olur. Bunlar da ataş 5 hamle var sevgili arkadaşlar. Bu fil geri e, kaçış alanını kapatmış oluyoruz. Yani aslında b1 karesindeki atın nereden çıkartırsanız çıkartın bazı problem olabiliyor. Şu an bu pozisyon için özelinde konuşuyorum. Şimdi arkadaşlar burada dolayısıyla e, kale de bir oynamak çok daha makul olur. Mesela kale de bir oynayın arkadaşlar. Siyah B6 oynamaya çalışsın. Şimdi at B2, E at 5 oynamaya çalışırsanız file 5. Fil ata 5 alırsanız at alır 5. E Bu konum bence fena değil siyah için. Şey beyaz için. Çünkü fil B'den sonra arkadaşlar birkaç tane fikri var beyazların. Vezir A4 oynayabilir. kaleci bir 1 gelebilir. d 5 alıp at aldı içeri sızabilir. Biraz h at alakasız kaldı. Bu tarz fikirlerle oynanabilir. Şimdi oyunumuza dönelim hızlıca arkadaşlar. Oyunumuzda at B değil de hamlesinde ee, fil, F4 oynanmıştı. Kısa roka H4 oynanmış. Karsan H4 oynuyor. Arkadaşlar sarana hiç böyle oralı olmadan B6'ya devam ediyor. At C3 ve fil beyli. Siyah da gelişmeye devam ediyor. Şimdi birçok şey hazır olduğu için siyah hazır. Kale c8 c5 gelmeden Karsen hemen e4 oynayarak merkezi parçalıyor sevgili arkadaşlar. D çarpı e4. Şimdi burada atalı E4 alınabilir. Mesela atalı E4. Ama bunu tercih etmemiş karşısına. Çünkü siyah C5 oynayacaktı bunu. C5 oyunca ne elde etmiş oldu? Bakın buradaki fil önü açıldığı için E4'e yönelik baskı arttı. Ve bu baskının mutlaka karşılanması gerekiyor. E bu tarz bir konuda şimdi at F6 alırsak. At alır F6. At alır F6 sonrasında. Konum kesinlikle siyah için daha iyi olur sevgili arkadaşlar. Niye? h gibi piyon çok alakasız kaldı. Siyah fil çok aktif. At aktif. C5 de piyon var. e saldırıyor. D hattında. ve de 4'de bakıyor. kim C8 gelecek. Bir sürü farklı fikir var. Ve tüm taşların çok hızlı bir şekilde etkinleştiği bir konuma ulaşmış oluruz ki bu beyaz için mantıklı değil. Dolayısıyla d 4 hamlesine at G5 hamlesi yapılmış Magnus Carlsen tarafından. Şimdi C5 hızlı bir şekilde sarına gayet aktif oynamaya çalışıyor arkadaşlar. Buna da bakın Carlsen'in çok şık bir hamlesi var. Videoyu durun bakalım bulabilecek misiniz? Arkadaşlar Carlsen D5 oynuyor. Bakın bu piyonla B7 karesindeki filin Önlüğün kapatılması çok önemli bir strateji. Hatta birçok ben önerir ben birçok bu tarz e, D4'e karşı yapılan açışlarda at F6 c 5e yani merkeze at F6'dan sonra çıkıldıktan sonra saldıran açışlarda Beyaz'ın bu D5 sürüp böyle şu fili oyun dışı saf dışı bırakıp sonrasında daha çok alanı kontrol edip geldiği açılışlar geldiği fikirler oldukça yaygın. Şimdi burada D5 sürmeyip mesela D5 C5 almaya çalışırsa bu tarz konumlarda beyaz at alır C5 var. Yani aklınızda bulunsun rakibiniz C5 oynadığı zaman gidip bunu almayın arkadaşlar. Yani bir sebebi olması lazım. Ya da D5 sürün ya da D4'lü piyon tutabilirsiniz. Oluşan konuda şimdi at D3 fikri var ve bu atın D3'e girmesini engelleyen hiçbir şey yok. gerçekten çok tehlikeli. Ataları 4 almayı deneyebilirsiniz. Bunlar at çarpı 4 Bakın at çarpı 4 alın. Her şey kontrol altında gözüküyor değil mi? E, vezir d 4 Ver şimdi buradaki atı. Şimdi at C5 alsanız fil çarpı G2. Yani gerçekten çok kötü bir konum oluyor. Beyaz için. Dolayısıyla arkadaşlar C5'i almamak lazım. D5 ünlü. Şimdi D5 hamlesinin birkaç fikri var. Fikirlerden bir tanesi e 6 yalıp sonrasında E6 karesini atla kontrol etmek ve çatal atmak. Ki E6 karesindeki at çok aktif bir konumda ee, O'ya dahil olacak. Çünkü hem D8'e saldıracak buradaki at. Bakın hem F8'i hem G7'i her yere saldıracak. D çarpı E6 dışında bir de D6 sürüşü gibi bir fikir var. Bu da arkadaşlar E7 karesindeki filin e ee, düşmesiyle alakalı bir fikir. Yani D6 sürüyorsunuz Bu fil düşüyor. Dolayısıyla kale 8 falan oynamanız lazım. Yani bunlar da biraz Fidi karşısında zayıflıyor. Yine D6 oynanabilir. Dolayısıyla burada E çarpı D5 almak zorunda kalmış. C çarpı D5 ve burada ataş 5 oynamış siyahlar. Hepinizin aklına gelen soru niye at çarpı D5 alınmadı? Arkadaşlar atılır d 5 alınabilirdi ki bence alınmalıydı da. Ama buna atılır d 5, filler d 5 sonrasında Sarana biraz D hattındaki baskıdan çekildi. Mesela uzun o atıldığını düşünelim. File baskı var. Şimdi fil A2 falan almaya çalışalım. Fil alırı 4. Ver buradaki kaleyi. Ver buradaki H7'yi. Şimdi bu kaleyi kaçmaya çalışalım. Fil çarpı. H7. Şah 8'e. Bakın fil G8 gibi enteresan şu hamleleri var. Yani kale geseği alamıyorsunuz vezir açığı var. Fil çarpı g5 alamıyorsunuz yine vezir açığı mat var. Yani hem fil hem de at bu fil g8 fikrini çok severim bu arada aklınızda bulunsun. Hem buradaki fil hem buradaki at ikisi de h7 karesini kontrol ettiği için aslında vezir açığı mat fikrini ikisi de destekliyor oluyor. Şimdi oyunumuzda arkadaşlar bu sebeple d hattındaki baskı sebebiyle Saran da çekiniyor ve Ataş 5 onamayı tercih ediyor. Arkadaşlar karşısında bir tane file 3 kaçmış ve Siyala'dan F5 hamlesi. Fikir ne? E4'teki piyonu ben vermek istemiyorum diyor. E4'teki piyonu vermezsem diyor 2 4 6 7 2 4 6 1 piyon öndeyim. Gelişimimi tamamlarım ve karşısına e sıkıntı yatırım diyor. Görüş olarak fikir olarak mantıklı gözüküyor. Ancak şöyle bir problem var. Karsen 4-5 hamle önce buradaki atı boşu boşuna buraya gelmemişti fikri E6 karesine kullanmak. Dolayısıyla şimdi F5 sürüşünden sonra E6'yı kontrol eden hiçbir şey yok. Dolayısıyla beyazlar hemen at E6 oynamış. Şimdi Kaysen at E6 hamlesine vezir V8 ve 8 kaçılmış. Ve bunu arkadaşlar Kaysen'den çok sert bir hamle. Videoyu durdurun ve beyazın yapsam hamleyi bulmaya çalıştım. Işte. Arkadaşlar Magnus Kaysen G4 oynuyor ve ortalığı parçalıyor. Normalde burada bakın at çarpı F8 alabilirdik. Buna biz... E, hani ne maymun paradoksu ne hızlı haz e, alma amacıyla at f8 alınabilir. Buna vezir f8'den sonra bakın e, yani kalite kazanacak. Beyaz için yine avantaj ama Karsen diyor ki buradaki atım benim için çok değerli. Ben buna ciddi bir zaman maliyeti yükledim. Dolayısıyla burada hemen atları f8'e alınım bir tane g4 oynayım. G4 ne oynuyor? Çünkü Karsen'in taşlarının hepsi bakın e4 karesindeki siyah piyonun yüzünden bir tık pasif kalmış durumda. Yani potansiyelini kullanamıyor buradaki taşlar. G4 hamlesiyle birlikte kimlerdeki g atındaki piyon 3 tane piyonun şey 3 tane taşın oyuna dahil olmasını sağlayacak. Yani 3 tane taşı oyuna sokan kahraman piyon. Videomuzun başlığı bu olabilir mesela. Gerçekten önemli bir hamle. Şimdi FG4'de fil çarpı 4 almış Magnus Carlsen ve biraz h arasında tehlike olmaya başladı. Hatta biraz değil ciddi bir tehlike olmaya başladı. Şimdi siyah burayı nasıl savunacak? Şimdi birkaç farklı fikir olabilir. Oyunumuzda at f 6 oynanmış. Ama isterseniz herkesin çok fazla yaptığı fille vezir arka arkaya olduğu zaman ee, öndeki piyonu sürerek buradaki çapmızı kapatma fikri yani G6 sürüşü. Böyle bir sürüş olmuş olsaydı fil çarpı G6 fedası var arkadaşlar. H çarpı G6 vezir çarpı G6 şah. At G7 kapatamıyoruz. Vezir G7 mat var. Şahla kapattığımızda bakın H5'teki at gidiyor. Sonra 500 tane mat fikri var. Dolayısıyla G6 hamlesi olmuyor. At df6 oynanmış. Şimdi at alır f8. Vezir alır f8 ve uzun olarak kaysan kaliteyi alıyor. 2 4 6 2 4 5 yani bir piyon geri ama kalite önünde. Yani bir puan avantajı var. Aslında kaliteden daha önemlisi Uzun noktan sonra buradaki geçer piyonun D6 gibi bir sürüşte ve önemli bir tehditte kullanılma fikri var. Şu artık güvenli noktaya geldi. Ek olarak buradaki kale istediği zaman E hattından ya da G hattından oyuna dahil olabilecek. Ve yine ek olarak beyazın en fazla avantajlı olduğu şey ne? E4 ve E3 karelerindeki fil çifti arkadaşlar. Sürekli yani yıllardır fil çiftinin öneminden bahsediyoruz. Bakın bu filler hem aşağıya hem aşağıya aşağı bakıyor hem de 5'e bakıyor ve bu çapraz da etkili. Bakın her tarafı kontrol. iki kolunu açmış fil. Videomuzun başlığı bu olmalı aslında. Çünkü bakın fillerin iki tarafa bakması siyahı sıkıntıya sokuyor. Yani vezir kanına odaklanacak? Sarana şah kanına mı? Tabii ki şah daha değerli olduğu için burada piyonunu kapatıp şah kanına odaklanmayı tercih etmiş. Fil de altı ama burada Kaysen diyor ki sen benim eğer filimi almazsan bakın burada siyahın bana sorarsanız çok acil bir şekilde atadör alması gerekiyor. Ama insani olarak bakın burada bir D piyonu sürüş tehdit olduğu için baskı olduğu için insani olarak böyle hemen ee, bir engelleme yani bir pasifize olma, proaktiviteye geçememe şeyi var. eylemi var. Yani ne derler ona? Yönelimimiz var. Bu yanlış bir yönelim. Buradaki piyondan korkma. Yani adam alsın sonra fil D6'ya. Ha, At'e 4'ten hamlesinden mi çekiniyorsun hani d 6 sürmek için? Sıkıntı yok. En azından fil çiftiyle uğraşma değil mi? Ama burada fil d 6 oynamış. Sarana. Fil çiftiyle ben uğraşayım yeter ki piyon sürülmesin. Diyor. Peki diyor Karsan hemen fil F5 oynamış. Fili vermiyor ve bu fil artık E6 kalesine de oyuna dahil olabilecek. Kale E8 arkadaşlar. Kale H E1 Şah 8 Şah B1 hazırlık hamleri. A6 ve arkadaşlar Karsan artık vitesi daha da arttırıyor. Fil G5. Fil G5 hamlesi bitti. Bakın buradaki fil çifti artık F5 ve G5 karesine e, gelmiş oldu. Ve bu çaprazdaki baskı ve bu çaprazdaki baskı çok şiddetli bir şekilde devam ediyor. Sarana e, Karsan'a bir B5 sürmüş. Çünkü pasif bir şekilde beklerse e, oyunu kaybedeceğini düşünüyor. Dolayısıyla buradan bir saldırı fikri oluşturmaya çalışıyor. Arkadaşlar Karsan hemen kale E6 oynamış. Yavaş yavaş konumu geliştiriyor. Kale D8 ve şimdi baskı yapılması gereken bir taş var arkadaşlar. Hangi taş onu size soralım. Sizce beyazlar burada ne oynamalı? Arkadaşlar AT4 ünlem. AT4 hamlesiyle birlikte bakın file ve ata aynı anda saldırı var. AT4 alamıyorsunuz. D8 karesinde e, bakın burada kale boşta. Dolayısıyla bunu alamıyorsunuz. Hatta kaleyi anlayıp z 4 bile alınabilir bence. Şimdi AT4 hamlesine sevgili arkadaşlar. Siyahlar hemen fil F4 oynuyor. Buradaki filden kurtulmak adına. Ama Magnus Carlsen diyor ki. Buradaki at daha değerli. Savunma taşı. Ben en iyisi bu attan kurtulayım. Fil çarpı F6 vuruyor. At çarpı F6'ya. At çarpı F6 ve G çarpı F6. Ne olduğunu arkadaşlar oluşan konumda Carson hem bir kalite önde hem de sonsuza kadar sürecek bir zayıflık elde edildi. Bakın bu satrançtaki bu prensip çok önemli bir prensip. Sonsuza kadar devam edecek bir zayıflık elde edebilirseniz ki açılış kısmındaki en çok yapmaya çalıştığımız şey aslında saldırılabilecek, oyun ortasında saldırılabilecek bir zayıf kare oluşturabilmek o kareyi ya bir piyon, o kareye saldırmak üzerine kullanırsınız. Ya da herhangi bir taş tarafından kontrol edilmeyen bir kare ise o kareye kendi etkin taşlarınızı yerleştirirsiniz. Bu bir at olabilir, fil olabilir, kale olabilir, açık at olabilir. Dolayısıyla burada H7 karesinden bir zayıflık elde edildi. Oluşan bu bakalım Karsan nasıl saldırıyor? Arkadaşlar, Vezir 4 oynamış Karsan. Fikir ne? Bakın hem file saldırıyor, hem filin kaçması durumunda G4'ü alacak, hem de E hattına gücünü arttırıyor. Siyahlar file 5 oynamış, F6'yı savunayım en azından diyor. Şimdi vezir çarpı G4. Arkadaşlar, vezir çarpı G4 ne elde etmiş oldu? F5'teki filin gücüne bakar mısınız? Yani hem bu piyonu bloke ediyor hem de H7'ye saldırıyor şimdi. Buradaki vezir bakın G4'ten H5'e gidecek ve mat tehdidinde bulunacak. Arkadaşlar, C4 oynamış siyahlar çok hızlı bir şekilde. Siyah hamle bulmakta zorluk çekiyorum. Belki vezir G8 tarzı bir şey. E, makul olabilir. Çünkü vezir g8'e mesela yine vezir h5 oynayalım. Fil çarpı d5. Biraz daha böyle ortalık zorlanabilir e, zorlanabilir aslında beyazları e, rahatsız etmek için. Ama siyah c4'ü tercih ediyor. Yani buradaki c4'ün anlamı da şu. En azından çok acil bir şekilde c3, c2, kare 8 vezir c5. Hani belki burada bir şeyler çıkartırım diyor da arkadaşlar buradaki h7 karşısındaki zayıflık çok sıkıntı. Dolayısıyla karsan ben vezir h5 oynuyor. Şimdi vezir g8, h7'yi savunuyorum. Ancak bakın buradaki vezir artık e7 karesini kontrol etmiyor ve dolayısıyla maruz kale kaleyi de oynuyor ver h7 diye. H7'yi tutamada tutamayan sarana mat olacağını anladığı için terk ediyor arkadaşlar. Bir haftanın aranın ardından böyle güzel bir maçta kanala dönmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Tekrardan hepimizin başı sağ olsun. Benim buradan çıkardığım çok fazla ders var. Ama zaten kanala bir video yapmıştım. Çok fazla oralara girmeyeceğim. Elimden geldiğince mevcut çabam neyse bunu yani katlayabildiğim kadar daha hızlı daha verimli bir şekilde kullanmaya ve daha çok insana fayda olmaya çalışacağım umarım keyif almışsınızdır ve keyif aldığınız öğretici, eğitici halkımızın olabildiğince bir nebze de olsa düşündürmeye sevk eden videolar üretmeye çalışacağım bu noktada sizlerin de eleştirilerini, önerilerini aşağı bekliyor olacağım tekrar görüşmek üzere arkadaşlar, hoşçakalın kendinize çok iyi bakın